Selam dostlar, artık 27 Temmuz'a giriyoruz. Bir gün kaldı, sadece bir gün kaldı. Neden? Fed faiz kararını artık basacak. Ya 75 ya 100 bas puan. Önceden, 3 gün önce, 4 gün önceden sık sık video atıyordum, piyasayı bilgilendiriyordum. Bundan sıkılan arkadaşlar oluyordu biliyorsanız. İşte bu yüzden arkadaşlar 24 bin dolardan aşağı çakarlarsa diye korumacıl davranmam için bunu yapıyordum. Yani insanları uyarıyordum zarara girmemeleri için. Aranızda belki bilmeyen arkadaşlar var, yeni katılan arkadaşlar var, yeni coin alacak arkadaşlar var. Bitcoin 24 bin dolara kadar gidince bunu boğa olarak algılayan dostlar var. Bu yüzden onları korumamız gerektiğini düşün. Burada büyük bir aileyiz. Uzun vadeci arkadaşlar bazen kızabiliyor bu duruma. Ben de uzun vadeciyim ve özellikle Shiba'da. Bunu da bilelim arkadaşlar. Ama ailenin içinde yeni giren arkadaşlar var. Bunları da koruyalım dostlar. Bu insanlar da yazık günah zarara girmemeleri gerekiyor. Şimdi tehlikeli bir haftaydı. O yüzden sık sık vurguladım ben. Eğer bundan sıkılıyorsanız kusura bakmayın arkadaşlar. Hani sık sık FED geliyor, temkinli olalım gibi şeylerden sıkılıyorsanız böyle haberlerden bir ona göre durumu değerlendiririm. Eğer çok fazla dediysem kusura bakmayın. Bir çok fazla haberi paylaştıysam kusura bakmayın. Şimdi duruma geçelim. 27 Temmuz'da FED faiz kararını açıklayacak. Ya 75 ya 100 bas puan arkadaşlar. 75 ağır basıyor. Genelde ekonomistler de böyle düşünüyor. Haberler de böyle. 100 bas puan da masada. Neden masada? Çünkü FED kendi içinde de biraz ayrılmış durumda. 75'i isteyenler var. 100 bas puanı isteyenler var arkadaşlar. Eskiden öyle değildi. Hem fikirlik daha şeydi arkadaşlar. Çok olurdu FED'de. Ve net olarak 75 bas puan geliyor derdik. Şimdi biraz daha böyle tartışmalı bir durum var. O yüzden de beklemek çok mantıklı. 27 Temmuz, 28 hatta bu ay yani Ağustos 1'e kadar şöyle ölçüp tartmak çok önemli. Belki Ağustos 1'e kadar gerek kalmayacak. Çünkü ben yine sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Ama şunu bilelim, Ağustos ayında FED veya vesaire bir şey oluşum şeyi yok. Yani FED toplantısı yok, bir şey yok. Boş bir ay olacak. Belki biraz rahatlayacağız diye düşünüyorum. Özellikle Eylül'e giden süreçte rahatlayabiliriz diye düşünüyorum. Bunu hep söylüyordum zaten arkadaşlar. Ama şu an tehlike varsa da dobraya dobra söylememiz gerekiyor. 27 Temmuz haftasına giriyoruz. Bitcoin'de çekilmeler mevcut. Bu da çok önemli. Dolar endeksi hala 106'da. Bakıyorum hala 106'da. Normalde 110 trendine gitmesi gerekiyor. 110'a doğru yeni bir trend başlatması gerekiyor. Fakat 106'da bekliyor arkadaşlar. Bir de bunun üstüne eklersek 110'a doğru giden bir dolar endeksi görürsek küreselde bu iyice aşağı çekimleri oluşturabilir. O yüzdendir ki işte bu bağlamda biraz daha temkinli olmamızda fayda var. Düşüşler bekliyor muyum? Biraz daha bekliyorum. Düşüşler olabilir arkadaşlar. Ne zaman rahatlayabiliriz? Önce FED faiz artım kararı bir gelsin arkadaşlar. FED'in kafa yapısını da iyice görelim. Temmuz anahtarımız diyorduk. Kripto para camiasının da Temmuz ayının kilit nokta olduğunu vurguluyorduk. Temmuz bize yol haritasını gösterecek zaten. Tekrar karşınızda olacağım. Bunu tekrar değerlendireceğiz. Ama önümüzde ben umutlu muyum arkadaşlar? İlerleyen zamanda, ilerleyen aylarda evet ben olumlu bakıyorum. Yani karamsar düşünmüyorum. Bunların nedenlerini yine konuşacağız. Geçmiş videolarımda var nedenleri. Videoyu çok fazla uzatmaya gerek yok. Sadece biraz daha yeni alım yapacaklar vesaire, yeni trade içerisinde olanlar volatil bir hafta olabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Sadece FED mi burada önemliydi? Hayır, şunu da bilelim. Apple ve Tesla gibi büyük şirketlerin de bilanço açıklamaları vardı. Hepsi birlikte bu hafta biraz gergin geçebilir diye vurguluyordum arkadaşlar. Nedeni buydu işte. Buraya kadar da biraz düşüş yaşadık. Yine sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim arkadaşlar. 27 Temmuz yarın bir gelsin. FED'in kapa yapısında net olarak öğrenelim. Ona göre yeni bir analizle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.